Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Şimdi yanımızda Gülten var ama bugünün bir özelliği var. Bu hafta hep revizyon ameliyatları yaptık. Obezite cerrahisi için biliyorsunuz böyle hani muazzam sonuçlar oran, herkesin mutlu olduğu ve herkes mükemmel hayatlar yaşadığı, hastaneden taburcu olurken herkes böyle lay lay lom şekilde çekilmiş videolarla karşı karşıya, resimlerle karşı karşıya kalıyoruz ama bugün size 4 tane hasta göstereceğim. Aslında bunun gerçekten de böyle olmadığını göreceksiniz. Şimdi yanımızda Gülten var. Gülten hikayesi biraz uzun. Daha sonra belki daha detaylı video çekeriz ama Gülten bize ne olduğunu, bir yılda neler çektiğini anlatsın. Bakalım dinleyelim. Evet Gülten. Evet hocam, ben bir yıl önce gastrik bypass ameliyatı oldum. Kaç kiloyla oldun? 80 kiloyla Evet oldum. bakın, 80 kiloyla 80 kiloyla. gastrik bypass ameliyatı yapıyor. Hatalar silsilesi buradan başlıyor zaten. Evet, 80 kiloyla gastrik bypass ameliyatı oldum. Ondan sonrası sürekli yaşadığım dumpingler ve vücudumda enfeksiyon. Bir türlü net bir tanı bulunamıyor ve sürekli enfeksiyonlar yaşıyordum. Kendi hekimim ilgilenmedi ve başka hekimlere gittiğimde muhakkak kendi doktorunuza gitmeniz gerekiyor diyorlardı bana. Yani hiçbir şey olmadığını söylüyordu kendi doktorum. Ve sonrasında başka hekimler mutlaka revizyon olmam gerektiğini söylediler. 10-12 santim kör lob olduğunu bıraktığını hocama. Aslında bakın 10-12 santim körlük dönüyor. Aslında bu şikayetlerin o körlükle de ilgisi yok ama ne yazık ki hastaya bunun onunla düzelebileceği söyleniyor. Ve yaklaşık 1,5 ay önce değil mi? Evet. 1,5 ay önce revizyon, yani RNA gastrik bypass'ı tüp mide ameliyatına çeviriyorlar. Evet. Ben çevrildikten 3. gün mü Üçüncü olaya? gün. Evet. Hasta farklı bir merkezde 3. gün ameliyat olduktan sonra bazı problemler yaşıyor. Hastayı bize sevk ettiler. Ve ondan sonra devam etsin Gülten. Yani hayatım onda karardı diyebilirim. Çok daha kötüydü. Yaşadığım gastrik bypass, yani o dönemi aradım. İnanılmaz kötüydü. Yani gastrik Çok bypass tüp mideye çevrildi. çevrilince hayatı o Bitti daha yani. karamsar bir Çok. duruma geldi. Niye geldi? Çünkü hiçbir şey yiyip içemiyor ve bir darlık vardı. Su içebiliyor Su, muydu? suyu dahi çıkarıyordum. Su dahi geri geliyordu. İnanılmaz dayanılmaz ağrılardı. Hocamızın da dediği gibi aynen üçüncü gün hocamızla tanışmak kısmet oldu. İyi ki de ona denk geldim ve şu an beni tekrar yeniden... Şimdi biz ne yaptık arkadaşlar? Hani ben teknik olarak devralayayım. Endoskopi yaptık geldiğinde ve midesinin endoskop bile geçemeyecek şekilde dar olduğunu, midesinin girişinin. O yüzden de neyse yemek borusundan yukarı geliyordu. Ama işte bunun için bir 4-6 hafta beklemek zorunda Evet. olduğumuzu söyledik. Tabii o arada farklı yöntemler önerdiler. İşte yok stent koyalım vesaire gibi, sen de biliyorsun. Evet. Ben hani bunun olmayacağını, hani bunun sadece topu taça atmak olduğunu, hiçbir işe yaramayacağını ve stentin çok zor bir uygulama olduğunu anlattım. 4-6 hafta bir şekilde serumlarla vesaireyle bekleyip ondan sonra sizin midenizin alınıp ince bağırsaktan yeni mide yapılması gerektiğini söyledim. Gülten de işte biraz araştırdı, biraz bana inandı ve biz dün değil evvelki gün değil mi? Bugün Evet. ikinci gün. Bugün ikinci günümüz. Midesinin hepsini çıkarmak zorunda kaldık darlık nedeniyle ve ince bağırsaktan yeni bir mide yaptık Gülten'e. Evet, şimdi nasıl içiyorsun? Şöyle su da Ben vereceğim şu sana. anda evet suyumu içebiliyorum. Çünkü ben küçücük bir yudumu dahi alamıyordum. Aldığımı da çıkarıyordum Evet, arada. şimdi bakalım nasıl Öyleydim. içiyorsun bakalım. Nasıl? Gidiyor mu Yani bu su evet aşağıya şu? gidiyor ve bu benim için şu anda mucize Evet, gerçekten. tüp mide zayıflamak için 80 kilo, uygun olmayan bir ölçüde gastrik bypass ve bir yıldır hasta bu kadar su içemiyor, değil mi? Doğru Evet, söylüyorum. Evet. kesinlikle öyle, O evet. yüzden arkadaşlar dikkat etmeniz lazım. Ameliyat kararı verirken çok Çok, dikkatli olunması lazım. çok, Hani çok. ben güzel bir zayıflama ameliyatı olacağım da zayıf olacağım, hayatım çok güzel geçecek değil. Yaklaşık bir yıldır, hatta şehir dışında yaşıyor Gülten. Tabii, Bir evet. yıldır kaotik bir şekilde hayatı devam ediyor. Bakın demin gördüğünüz miktarda suyu bile içemiyordu. Herhalde bir yıl sonra ilk defa sabah başladık Evet, suyu, evet, yeni içmeye evet. başladı. Yine iç bakalım nasıl, zevkli mi su içmek? Tabii ki hocam, tabii ki. Evet, Daha şimdi da iyi Gülten'e hocam. geçmiş olsun dileyelim. Şimdi bu odaları devam edeceğiz. Gülten gibi şu an serviste çok hasta var. İzleyeceksiniz şimdi.